Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videoda artık model seçimi için kullanacağımız bilgi kriterleri yapısından iki tanesini yine gördük. Artık önümüzdeki birkaç video örnek yapmaya çalışacağım. Yani birkaç video dediğime bakmayın. 2-3 örnek var kafamda. Onlar kaç video sığar bilmiyorum. Tabii ki arama modeli üzerinden örnekler yapacağız. Daha sonra farklı modeller öğreneceğiz. Modeller onları öğrendikçe tekrardan yeni örnekler yapacağız. Ve süreci aslında bu şekilde yönetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki bir veri setine ihtiyacımız var. Basit olması açısından bir finansal varlık seçeceğim. Bu da altın fiyatları olacak. Bakalım arama modeli, öğrendiğimiz arama modeli basit bir yapıyla. Neden basit diyorum? İlk örneğimiz olduğu için temel model kurma yapıları üzerinden ilerleyeceğiz. Daha sonra farklı örneklerde farklı durumları daha iyi anlamak için işin içerisine farklı parametreleri de katmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle bir altın verisine ihtiyacım var. EVDS sisteminde bu altın verileri mevcut arkadaşlar. EVDS'den tüm serilere girdiğiniz zaman şurada altın verileri var. Buradan şuradaki altın fiyatları olarak seçebilirsiniz. Buradan örneğin 1 ons altın Londra satış fiyatı olarak burayı tıklayabilirsiniz. Bunu da buraya ekleyelim. Şimdi burada tabii ki frekanslar var ama bunu biz biliyorsunuz EVDS sisteminin apisini kullanıyorduk. O yüzden bu noktayı neden gösteriyorum? Buradan seçtiğimiz verileri arkadaşlar şöyle gösterdiğimiz zaman şuradaki kod aslında bizim için önemli. Çünkü datamızı okurken bu koddan faydalanacağız. Peki şöyle gelelim. Ben EVDS apimin olduğu text dosyasının konumunu kopyalıyorum ve Python'a artık geçiyoruz. Import pandas sp'de bir pandas kütüphanesine ihtiyacım var en başta. Bir de tabii ki evds sev diyelim. Şimdi öncelikle with open ile arkadaşlar api dosyamı okumam gerekiyor. O yüzden şuraları hemen kısaca düzeltiyorum. evds.txt diyorum arkadaşlar. Buna da s dosya isminde bir kısaltma veriyorum. Daha sonra api eşittir bir değişken oluşturdum. Yukarıdaki konumda bulunan dosyayı ne yapacağız? Okuma işlemini gerçekleştireceğiz. O yüzden api eşittir dosya nokta read diyoruz. Artık EVDS api göndermem gerekiyor. EVDS eşittir dedikten sonra ev nokta EVDS api ismindeki fonksiyonu buraya çağırıyorum arkadaşlar ve benim yukarıda okumuş olduğum dosyayı buraya gönderiyorum api isminde. Artık veri setimi okumam gerekiyor. O yüzden veri eşittir diyorum arkadaşlar. Yukarıda okumuş olduğum yapı üzerinden evds nokta get ne ismi vardı? Datamızı okumak için get data diyorduk tabii ki. Bunun içerisine bir liste yapısında yapıyı göndermem gerekiyor. O yüzden şurada görmüş olduğunuz kodu buradan kopyalıyorum arkadaşlar ve bunun içerisine şu şekilde yapıştırıyorum. Bir start date parametrem var. Bir start yani başlangıç zamanı göndermem gerekiyor. Zaten direkt olarak buradan aslında 12. ayın 1973'e kadar datanın bulunduğunu söylüyor. Ben 2000 tarihinden alacağım ve günümüze kadar almaya çalışacağım ve aylık olarak ben bu datayı almaya çalışacağım. O yüzden 01.01.2020 diyorum start date'e. Bir de end date yani bitiş diyorum arkadaşlar. 01.01 şöyle 2024 deseniz de zaten son güncel data ile birlikte bu yapıyı çekebilirsiniz. Daha sonra print veri diyelim ve data yapımızı bir çalıştıralım. Bakalım datamızı doğru bir şekilde çekecek mi? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 2023 9'a kadar çekti. Çünkü son değer bu noktada görmüş olduğunuz gibi bitiş tarihi 9 2023 ve başlangıç olarak da 2020'nin birinci ayını gönderdiğim için bu şekilde yapı bana gelmiş oldu. Öncelikle yapmam gereken bu bir tarih formatında değil. Öncelikle bunu bir tarih formatına çevirmem gerekiyor ve tabii ki bunu bir indeks yapmam gerekiyor.
Bunun için tarih eşittir diyorum. Pandas Kütüphanesi üzerinden bir date range yapısı kurgulayacağım. 01.01.2020'den başlangıç olsun arkadaşlar. Daha sonra periyot yapısını göndereceğim. Periyot diyorum. Bu da aslında benim veri yapımın içerisindeki tarih yapısı. Yani kaç tane var ise birinci aydan başlayacak 2020'den. Özür diliyorum, 2020 yazdım değil mi? Bu 2000 olacak. Çünkü burada evet 44 tane. Tamam, 2000'den itibaren alacağız. O yüzden şu 2000 olacak. Şimdi buradan ne yaptık? Periyot yapısında gönderdik. Yani bu tarihten başlayacak tarih formatımız ve bu ilk orijinal datamızda kaç tane tarih var ise bunu aylık olarak yine yükseltmesi gerekiyor. Bunun için tabii ki frekans parametresini de month, yani ay yapısını gönderiyorum. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Veriye bir tarih isimli yapı tanımlayalım ve yukarıdaki tarihimizi buraya gönderelim. Ve print veri dediğimde artık yapı benim için tarih formatına dönmüş oldu. Elimdeki orijinal datasetindeki tarihleri alarak aslında, bakın görmüş olduğunuz gibi 2001. ay, 2002. ay, 2. ay, 2003. ay şeklindeki ay sonu değerlerini bana getirmiş oldu. Tabii ki bunu bir de indeks yapmam gerekiyor. Bunun için veri nokta dedikten sonra biliyorsunuz set indeks yapım vardı arkadaşlar. Set indeks yapısına öncelikle tarihi gönderiyorum ve tabii ki in place yapısını da şuraya true olarak gönderiyorum. Tekrardan print veri diyelim. Şöyle bir kontrol edelim. Artık tarih sütununun benim için indeks değeri olarak gelmiş olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yapıyı, tarih yapısını indeks olarak göndermiş olduk. Şuradaki ismi isterseniz bir değiştirelim arkadaşlar. Bunun için veri nokta rename yapısını kullanıyorduk. Bunun içerisine columns isimli bir parametremiz vardı. Ve sözlük veri tipinde öncelikle şurayı bir kopyalayalım. Şurayı seçelim. Ctrl C, Ctrl V. Daha sonra sözlük olduğu için 2.altın fiyat diyelim arkadaşlar. Ve tabii ki yine in place yapısını şöyle true olarak gönderelim. Tekrardan bunu yazdırdığımızda artık isminin de, yani sütun isminin de artık altın fiyat sütun olarak değişmiş olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi. 285 rows'tan ve bir tane de columns'tan, bir tane de sütundan oluşan bir data setimiz şu anda mevcut arkadaşlar. Şimdi yapımızı biz indirdik. Bu 9. ay. Zaten biz 10. aydayız. Yani 9. ay bitmiş arkadaşlar. Eğer bitmemiş olsaydı bunu data setimden çıkartacaktım 9. ayı. O yüzden herhangi bir problem yok. 9. ayı tamamladığımız için bu son gözlem değeri de veri setimizin içerisinde durabilir. Herhangi bir eksik gözlem var mı? Bu bizim için önemli arkadaşlar. O yüzden isNull.sum diyelim ve bir işlem yapalım, bir toplama işlemi yapalım. Bu değerlerin artık sıfır olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi sıfır değerinde, yani herhangi bir eksik gözlem değerimiz bizim için şu anda yok. Şimdi öncelikle elimizde 285 tane rows, yani satırımız var arkadaşlar. Bunu hatırlarsanız Holt Winters'taki elektrik tüketim tahmininde de yapmıştık. İkiye böleceğiz, yani parçalama yapacağız. Bunu makine öğrenmesindeki train test data gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden son 12 gözlem değerini, yani son 1 yıllık gözlem değerini ben daha sonra modelde kullanmak için, yani modelin sonucunda kullanmak için bunu ayırmak istiyorum. O yüzden isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Veri 2 diyelim. Bizim için bu artık son 12 dönemin dışında kalanları alacağım. O yüzden ILOC yapısının içerisine benim şöyle eksi 12 göndermem gerekiyor. Bir de son yıl, yani son 12 dönemi alacağım. Bu da yine ILOC üzerinden. Bu sefer işlemin tam tersi, eksi 12'ye bu şekilde gönderebiliriz. Şöyle veri 2'yi bir yazdıralım ve bir de son yılı yazdıralım. Burada herhangi bir sıkıntımız, hatamız var mı? Bunu da check etmiş oluruz arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım.
Görmüş olduğunuz gibi bu son yıl yapısı, son 12 dönemi bana gösteriyor. Geriye kalanları ise veri 2'nin içerisinde saklı. Bu veri 2 bizim modelimizi oluştururken kullanacağımız asıl ana datamız. Buradaki son yıl ise modeli oluşturduktan sonra yapacağımız işlemler için kullanacağımız data seti. O yüzden şuraları artık print kavramını bir silelim. Öncelikle isterseniz bir grafiğine bakalım. Bir elimizdeki veri 2'nin bir grafiğine bakalım. Bunun için import bir matplotlib nokta pypilots.plt diyelim. plt nokta pilot veri 2 ve plt nokta show diyerek data setimizin grafik halini yine bir şekilde görelim arkadaşlar. Öncelikle yapı içerisindeki şöyle incelediğimizde yukarı yönlü aslında bir trend yapısının olduğu net bir şekilde gözüküyor. Tabii ki dönem dönem aslında böyle bir azalış artışlar var ama bu tabii ki mevsimselliğin kesin bir göstergesi diyemeyiz. Bunun için farklı testlerde yine yapmamız gerekiyor. Öncelikle biz arama modelleri için ne demiştik? Bunlar mevsimsel bileşen içermeyen modellerdi. O yüzden ben böyle bir data seti seçtim. Net bir ne diyelim mevsimsellik yapısının olmadığı bir data seti. Çünkü daha sonra mevsimsel arama modellerini gördüğümüzde arkadaşlar o noktada daha net mevsimsellik içeren data setleri örneğin daha önceki Holt Winters yönteminde kullandığımız elektrik tüketim datası gibi modelleri yine kullanmaya çalışacağız. Burada dediğim gibi aslında yapının yukarı yönlü bir trendinin olduğunu görüyoruz ki bu da aslında serinin durağan olmadığı hakkındaki en büyük sinyallerden bir tanesidir. Şimdi arama modeli biliyorsunuz durağan olmayan aslında bir modeli. İçindeki D dediğimiz o fark denklem parametresine göre durağanlaştırarak bu işlemi sürdüren bir yapıydı arkadaşlar, bir modeldi. O yüzden isterseniz önce şeyi bir bakalım. Şu mevsimsellik var mı yok mu buna bir bakalım arkadaşlar. Bunu da nasıl bakıyorduk? Hani hatırlarsanız mont pilot vardı biliyorsunuz. O mont pilotla bakıyoruz. Ancak şey de öncelikle bakabiliriz. Durağanlığı da bakabiliriz. Çünkü şu şekilde durağanlık derken PCF grafiğinde mevsimsellik bileşeninin var olup olmadığını daha önce aslında görmüştük. Yani hatta şöyle bir yukarı gidelim. From stats models nokta graphics time series pilots import bir pilot ACF alacağım. Yani otokorelasyon grafiğini görmek için pilot PACF alacağım. Virgül bir de aylık pilotu almam için mont pilot yapısını alacağım stats models üzerinden. Şimdi şöyle aşağıya doğru inelim. Şurayı bir kaldıralım. Öncelikle şu ACF grafiğine bir bakalım. Zaten serinin trend barındırdığı için aslında durağan olmadığını söylemiştik. Ancak mevsimsel bir bileşen var mı? Bunu görmeye çalışacağız. Otokorelasyon üzerinden. Daha sonra bu mont pilotta da yine aylık olarak kırılımlara, ortalamalara bakabiliriz. Pilot ACF yapısının içerisine şuradan veri 2'yi gönderelim. plt.show deyip bu kodu bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım serimizdeki otokorelasyon grafiğinde herhangi bir mevsimsellik döngüsü var mı? Bunu kontrol etmiş olalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aslında yavaş yavaş aşağıya doğru inen yani bir trend olduğunu gösteren bir yapı. Eğer mevsimsel bir yapı olsaydı biliyorsunuz arkadaşlar örneğin şöyle aşağı yönlü gelirdi daha sonra tekrardan yukarı çıkardı. Yani bir mevsimsel bileşen veya negatif bir otokorelasyona girerdi. Tekrar pozitif otokorelasyon. Yani hep aynı dönemler, aynı gecikme süreçleri içerisinde tekrar aynı hareketleri yapmaya çalışırdı otokorelasyon grafiğinde. Şimdi otokorelasyon grafiğinde herhangi bir mevsimselliği şu anda göremiyoruz. Bir de aylık grafik için bu duruma bakalım arkadaşlar. Şuradan mont pilot yapısının içerisine veri 2 gönderelim ve tekrar bu 12 aylık kırılım yani ortalamalarını kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığınız zaman aslında bunların her biri bir aydır. Çok net keskin bir şekilde
bir mevsimsellik yapısı şu noktada gözükmüyor. Sadece görmüş olduğunuz gibi şuradaki 2 ay yapısı içerisinde Ağustos ve Eylül'de biraz daha ortalamaların yüksek olduğunu görüyoruz ama o da böyle çok net, keskin bir şekilde yükseliş veya azalış değil. O yüzden bu yapıya elimizdeki aylık verilere göre mevsimsellik yapısının olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Tabii ki bu mevsimsellik yok anlamına gelmiyor. Bunun için de farklı istatistiksel testler var ama şu anda biz bunu bu şekilde kabul edelim ki zaten görünen de aslında mevsimselliğin olmadığı, yani çok net bir mevsimselliğin olmadığı durum arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Arıma model yapısı mevsimsellik bileşeni içermeyen bir mantık üzerinde çalışan bir modeldir. O yüzden bu veri setiyle bu şekilde yine devam edelim arkadaşlar. Şimdi burayla bir işimiz kalmadı. Şunu da şöyle kaldıralım. Şimdi bak, ilk bakmamız gereken nokta aslında tabii ki bu sürecin durağan olup olmadığının istatistiksel testi. Yani bunu zaten grafik üzerinde gördük. Durağan bir yapı olmadığı gözüküyor ama bunu tabii ki istatistiksel testle teyit etmemiz gerekiyor. Bunun için şuradan from arch nokta unit roots, şu root olacak herhalde, import ne vardı? Bir ADF testi vardı, bir de KPSS. Bu ikisini şu anda kullanalım arkadaşlar. Şuradan aşağıya doğru geldiğimizde ADF eşittir ADF yapısına veri 2'yi gönderelim. KPSS eşittir KPSS veri 2'yi gönderelim ve print dedikten sonra ADF'i ve bir de bu noktada KPSS'yi yazdıralım. Yani model sonuçlarını da bu şekilde görelim. Çalıştıralım bakalım. Durağanlık hakkında istatistiksel test yapısı bize neler söylüyor? Bunu bir kontrol edelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ADF testi ilk olarak 0.752 gibi bir değer çıkmış ki bu durumda H0 hipotezinin reddedilemeyeceği durumu ortaya çıkar ki buradaki null hipotezi, yani sıfır hipotezi, sürecin birim kök barındırdığı hakkında bize bilgi veriyor. KPSS testine döndüğümüzde de bu durumda H0 hipotezinin reddedilmesi gerektiğini söylüyor. 0.05'ten, yani %95 güven aralığında söyler isek. Bu durumda da alternatif hipotezin de aslında, bakın, the process contains a unit root, yani birim kök barındırdığını sürecin söylemekte arkadaşlar. Yani serimiz bir kere durağan değil. Ancak bu yapıyı biz fark denklemi alarak durağanlaştırabilir miyiz? Bizim için önemli olan nokta tabii ki burası. Bunun için isterseniz bir ilk fark denklemi alalım. Şuraya gelelim arkadaşlar. Veri fark diyelim. Veri 2 üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. Diff yapısı, bir de drop ne vardı? O boşluğu silmesi için ne vardı? O yüzden buradan veri farkı alıyorum. ADF ve KPSS testlerine burayı gönderiyorum ve tekrar yapıyı çalıştırıyorum. Artık birinci farkı aldıktan sonraki durağanlık durumunu kontrol etmeye çalışıyorum. Artık ADF testi 0.00, yani H0 hipotezinin reddedilebileceğini bana söylemekte. H0'ı reddedersem alternatif hipotez yapısı sürecin aslında durağan bir süreç olduğunu bana söylüyor. Aynı mantıkla KPSS'ye gidersek KPSS bu sefer 0.575, yani H0'ı reddedemezsin diyor. Buradaki null hipotezi, yani sıfır hipotezi ise sürecin bana durağan olduğunu gösteriyor. Yani ne demek bu aslında? Biz arama modeli kullanacaksak bu arama modelindeki o D parametresinin artık 1 olduğunu bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi D parametresi yapısının 1 olduğunu bu şekilde tespit ettik. Bunun dışında tabii ki iki parametremiz daha var arımının. Yani öncelikle otoregresif süreci veren, R sürecini veren P gecikme sayısı parametresi. Diğeri ise MA, yani moving average, yani o hareketli ortalama sürecindeki Q parametresi. Şimdi bu parametrelerin nasıl bulunduğu ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermiştim arkadaşlar. Ama şimdi günümüzde artık yazılım dilleri, program yapıları geliştikçe süreçteki artık optimal P, optimal Q, hatta optimal D yapılarını yazılımlar kendisi hesaplayarak bize gösteriyor. Bunu hesaplarken de daha önce sizlere göstermiş olduğum bu bilgi kriterleri var ya, İşte bu bilgi kriterlerindeki minimize durumu baz alarak
bize bu parametreleri getiriyor. O yüzden bunların her biri için ben otokorelasyon grafiğine, yani ASF veya PASF grafiklerine bakıp, işte o zaman da anlatırken demiştik ya, bunlar sezgisel ya, aslında sezgisel bir başlangıç olarak bizlere tabii ki fikir verebilir, ama elimizdeki bu hazır hesaplanan yazılım yapısı varken tabii ki onlar biraz daha arka planda kalmakta. Biraz daha akademik bir yazı yazacaksanız onlar ispatlamak açısından işte bu veri yapısının ACF yapısı, yani otokorelasyon yapısı veya PACF dediğimiz kısmi otokorelasyon grafik yapısı bu şekilde. Ben bu yüzden P'yi, bu yüzden Q'yu başlangıç olarak kabul ediyorum diyerek aslında bunu göstermeniz gerekiyor. Ama biz şu anda bir normal çalışma yaptığımız için teknolojiden de faydalanmak istiyoruz. Şimdi bunun için yazılım içerisinde geliştirilen bir kütüphane yapımız var arkadaşlar. Bu kütüphane yapımız aslında Oto dediğimiz bir arama yapısı. Ancak süreci, videoyu burada bitireyim çünkü devam edersem daha fazla uzayacak. Böyle parça parça gitmek bizim için daha iyi. Hemen isterseniz şimdiye kadarki durumu biraz toplayalım, neler yaptığımızı. Veri setimiz, bu tabii ki arama sürecinde tamamı. Yani bundan sonraki arama süreçlerinde de buna benzer işlemler yapacağız. Veri setimizi okuduk. Gerekli düzenlemelerimizi yaptık. Buradan kullanacağımız veriyi ve test edeceğimiz veri yapısını ayırdık. Öncelikle tabii ki mevsimsellik bileşeni olup olmadığı ile ilgili işlemler baktık. Bunları yorumlamaya çalıştık. Bunun dışında tabii ki otokorelasyon yapısı üzerinden hem bu işlemi gerçekleştirirken mevsimselliğe baktık, hem de pilot dediğimiz mont pilot yapısı, yani aylık ortalamaları bana gösteren yapı üzerinden bu mevsimselliği yorumladık. Daha sonra durağanlık kavramına geldik ki arama için önemli olan noktalardan bir tanesiydi. Sürecin durağan olup olmadığını kontrol ettim. Sürecin durağan olmadığını, ancak birinci farkı aldığımda, yani ilk fark denklemini aldığımda, sürecin durağan bir hale dönüştüğünü gördüm. O yüzden dedim ki benim aslında arama modeli içerisindeki o D parametresini 1 olarak kullanmam gerekiyor. Çünkü ilk fark da bunu gerçekleştirmiş oldu. Bunun dışında P ve Q parametrelerinin de aslında sezgisel olarak nasıl tespit edileceği ile ilgili yöntemleri gösterdim. Ama bunların tamamı %100 doğrudur demiyoruz. Çünkü sezgisel bir yöntem. Örnek veriyorum. Grafiğe baktığımızda P'nin 1 olduğunu bulabiliriz. Modeli bu şekilde çalıştırırız. Ama belki P 2 olduğundaki o AKI-2 bilgi kriteri veya Bayesian bilgi kriterleri daha minimize duruma gelebilir. O yüzden biz otomatik arama dediğimiz bir sistem kullanacağız. Bir fonksiyon yapısı kullanacağız. Onu da bir sonraki videoda tam bu noktadan itibaren kodlarımızı silmeyelim. Hatta şuradan Ctrl S ile kaydedelim. Bundan sonraki videoda da bu noktadan otomatik arama modülünü yükleyerek sistem nasıl işliyor, bunu yine bir şekilde görmeye çalışacağız. O zaman fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.